Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde duyu organlarımızı öğreneceğiz. Biliyoruz ki canlıların ortak özelliklerinden birisi de canlıların çevrelerinden gelen uyaranlar karşısında tepki gösterebilme özelliğine sahip olmalardır. İç ve dış çevreden gelen bütün uyarılar karşısında canlılar tepki gösterirler. İnsan da diğer canlılar gibi dış ve iç çevresiyle iletişim içindedir. İnsanlarda çevreden gelen uyarıları algılayabilme özelliğinde özelleşmiş olan hücrelerin oluşturduğu organlar vardır. Bu hücrelere biz reseptör hücreleri diyoruz. Hü reseptör hücrelerinin insanlarda ki çevre ile iletişimi kuran o organlarda toplandıklarını biliyoruz ki bu organlara duyu organları diyoruz. Duyu organlarındaki reseptörler çevreden gelen farklı enerjileri algılayabilme özelliğine sahiptirler. Enerjinin çeşidine göre değişik isimler almaktadırlar. Ki ışık enerjisini algılayan reseptörlere biz fotoreseptörler, kimyasal değişiklikleri algılayan reseptörlere Kemo reseptörler ve mekanik değişiklikleri algılayan reseptörlere de mekanoreseptörler ve yine ısı enerjisi değişikliklerini algılayabilen reseptörlere ise termoreseptörler adını veriyoruz. O zaman reseptör dediğimiz yapı özelleşmiş yapılar dış çevreden gelen çeşitli şekillerdeki enerjiyi duyu nöronlarında aksiyon potansiyeline dönüştürebilen yapılara biz reseptörler diyoruz. O zaman reseptörler vücudumuzun dış, dış çevreye açılan pencereleri olarak algılanabilir. Vücudumuzda beş duyu ve bu duyuların algılanmasını sağlayan organlarımız vardır. Bunlardan göz görme duyusunu, kulak işitme duyusunu, burun koku alma duyusunu, dil tat alma duyusunu ve deri mekanik duyuları algılamamızı sağlayan duyu organlarımızdır. Şimdi bu duyu organlarının her birinin tek tek yapısını, görevlerini ve işlevlerini görelim. Göz ve görme duyusu. Gözümüz gözü koruyan ve görmeyi sağlayan iki ana bölümden oluşur. Gözümüzü koruyan yapılara baktığımız zaman bunların başında göz kaşları, kirpikler, göz kapakları, göz yaşı bezleri, göz kasları ve yağ bezleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaşlar alın bölgesindeki terleme sonucu oluşan sıvıların göz yuvarlağının içerisine kaçmasını engeller. Yine göz kapağı çevreden gelebilecek cisimlerin yine göze girmesini engelleyen yapılardır. Kirpikler de yine gözümüze dış çevreden gelebilecek bazı maddelerin toz halindeki maddelerin girişini engelleyebilir. Gözyaşı bezleri ise hava yoluyla göz küresine yapışmış olan toz zerreciklerinin dışarıya atılımını sağlar ve yine göz kapağının göz küre üzerinde çok kolay hareket etmesine yardımcı olur. Göz kasları ise her bir göz yuvarlağında dört çift göz kası vardır. Bir çifti gözün iç kısmında, bir çifti dış kısmında, bir çifti yukarı kısmında, bir, kısm bir çifti de gözün alt kısmında yer alır. Böylece göz yuvarlığı bütün yönlere doğru hareket ettirilebilir. Sağ ve sol gözlerdeki bu kaslar birlikte hareket ederek gözlerimiz birlikte sağa ya da birlikte sola ya da birlikte aşağıya veya birlikte yukarıya bakma olayını gerçekleştirebilir. Göz yuvarlağımıza baktığımız zaman göz yuvarlağımızdan enine bir kesit alındığında dıştan içe doğru 3 tabakadan yapılı olduğu görülür. En dışta sert tabaka ya da sklera tabakası, altında damar tabaka, koroid tabakası, en içte de A tabaka ya da retina tabakası dediğimiz tabaka bulunmaktadır. Şekilde görüldüğü gibi gözden alınan kesitte dıştan içe doğru bu tabakaları görebiliriz. En dışta sert tabaka görüldüğü gibi hemen onun altında A tabaka ve en içte ise damar tabaka yani retina tabakası yer almaktadır. Şimdi bu tabakaların yapılarına ve görevlerine bakalım. Sert tabaka göz yuvarlağının en dışta saran beyaz sık telli bir bağ dokusundan oluşmuş olan kısımdır. Sert tabaka gözümüzü korur, göz yuvarlağına dayanıklılık sağlar ve esnek değildir. Göz yuvası ile göz sıvılarının şeklini değişmez tutmaya yardımcı olur. Sert tabaka göz küresinin ön kısmında incelerek ve rengi açılarak kornea dediğimiz kısmı oluşturur. Bu kısım ise göz küresine ilk ışığın girdiği bölümdür. Yani gözümüze giren ışık ilk defa kornea tabakasında kırılmaya uğrar. Yine kornea tabakasının alt ve üst kısmında göz kapaklarıyla bağlantı sağlayan ince zarlar bulunur. Bu zarlara konşiktif zar adı verilir. Damar tabakaya baktığımız zaman sert tabakanın hemen altında bulunan ve yapısında yoğun miktarda kılcal kan damar ağı bulunan göz tabakasıdır. Bu tabakanın yani damar tabakanın iç yüzeyindeki hücreler yoğun miktarda melanin denilen pigmentlere sahiptirler. Bu melanin denen pigmentler göz kürenin içerisine giren fazla ışıkları soğurarak göz küresinin içine karanlık bir oda odaya dönüştürerek tıpkı bir fotoğraf makinesindeki karanlık oda özelliğini kazandırır. Damar tabaka göz yuvarlağının ön kısmında kalınlaşarak mercek bağları dediğimiz göz merceğinin tutulmasını sağlayan bağları oluşturur. Ve yine bu bağların hemen yanında ise gözümüzdeki renkli olarak görünen İris bölümü de damar tabakadan oluşur. İrisin ortasında yani önden baktığımız zaman gör, göz küresine, irisin ortasındaki boşluğa ise göz bebeği adı verilir. Göz bebeği korneada kırılarak göz küresinin içerisine ışığın girmesini sağlayan açıklık dediğimiz kısımdır. Bu kısım, iris kasları ile daraltılarak ya da genişletilerek göze girecek olan ışık miktarının düzenlenmesini ne yapar? Sağlar. Yine gözümüzün damar tabakasında diğer bir önemli yapı ise göz merceğidir. Göz merceğimiz ince kenarlı bir mercektir. Göz merceğinin asal ekseni ki göz merceğini bağlayan kaslar vasıtasıyla Küçültülüp büyütülerek uzaktaki veya yakındaki cisimleri görmemiz sağlanabilmektedir. Bu düzenlemeye göz uyumu diyoruz. Göz uyumu, göz merceğinin odak uzaklığının değiştirilmesi ile görüntünün sarı benek üzerine düşürülmesi olayını sağlanmasıdır. Saydam tabaka ile iris arasında bulunan bölüme göz küresinin içerisinde ön oda adı verilir. Yine iris ile göz merceği arasındaki kalan küre kısmına ise arka oda adı verilir. Ve yine göz merceğinin arkasında kalan kısma ise özel bir sıvı ile dolu olan kısma camsı oda adı verilir. Yani göz küresinin içerisine baktığımız zaman önden arkaya doğru üç odalı bir yapı görünüyor. Ön oda, arka oda ve camsı oda olmak üzere. Gözümüzün üçüncü tabakası olan A tabakaya baktığımız zaman yani retina tabakası ki bu tabakada ışığa karşı duyarlı olan ve renklere karşı duyarlı olan hücrelerin bulunduğu yani reseptör dediğimiz yapıların bulunduğu kısımdır. Retina üzerinde dediğimiz bölümde çomak şeklinde ve konu şeklinde reseptör hücreler var. Bu hücrelerin arasında bunlara desteklik görevi sağlayan hücreler de bulunur ki bu desteklik görevini sağlayan hücrelere glia hücreleri denilir. Retina göz küresinin içerisinde bir yarım daire şeklinde bir görünüme sahiptir. Retinadaki duyu nöronları Nın akson uzantıları birleşerek göz küresinin arka kısmından çıkan optik sinirleri oluşturur. Bu sinirler ise beynimizde görme merkezine kadar uzanırlar. Ve gözde algılanan fotoreseptör dediğimiz uyarıları impulslar şeklinde görme merkezine taşırlar. Bu sinirlerin çıktığı yerde yani göz küreden Optik sinirlerin çıktığı yerde ışığa karşı duyarlı olan fotoreseptör hücreleri bulunmaz. O nedenle bu bölgeye kör nokta adı verilir. Retinadaki çomak şeklindeki reseptör hücreler bizim siyah ve beyazı algılamamızı sağlayan reseptörlerdir. Diğer şekilde ise yani koni şeklindeki olan reseptörler ise bizim renkli görmemizi sağlayan reseptör hücreleridir. Peki bu yapıya sahip olan gözümüzde görme olayı nasıl gerçekleşir? Görme olayının gerçekleşebilmesi için öncelikle ortamda ısını öncelikle ortamda ışığın bulunması gerekir. Örneğin karanlık bir odaya girdiğimizde yani ışığın bulunmadığı bir odaya girdiğimizde gözümüz açık olduğu halde hiçbir cismi ne yapamayız göremeyiz. O zaman görme olayı ışık kanunları ile açıklanabilecek bir olaydır. Işık bir cisme geldiğinde o cisim tarafından ya yansıtılır ya da kırılmaya uğratılır ya da soğurulur. Bunu biliyoruz. O zaman görme olayında ışığın kırılması ve ışığın yansıması ile algılayabiliriz. Cisimden yansıyan ışık göz küresinin önce kornea tabakasına gelecektir. Bu tabakada kırılmaya uğradıktan sonra göz bebeği açıklığından geçip göz merceğimize ulaşacak ve göz merceğimize ulaştığı zaman ikinci bir defa kırılma olayını yaşayacak ve kırılan ışık ile cismin görüntüsü gözümüzün retinası üzerinde merceğin asal ekseninin alt kısmında ters olarak bir görüntü oluşacak. Buradaki oluşan impulslar ise yani çomak hücreleri ve koni şeklindeki hücrelerden algılanan uyarılar optik sinirlerde impuls oluşturduktan sonra görme sinirleriyle yani optik sinirleriyle ne yapacaktır? Beynimize taşınacaktır. Ve beynimizde görme merkezinde gözdeki ters olarak oluşan görüntü düzeltilerek bizim cisimleri düz bir şekilde görmemiz sağlanmış olacaktır. Göz normal insanlardaki gözün görmesine emetrop diyoruz. Nedir bu emetrop? Normal gözlerde bütün görüntüler ağ tabaka üzerine düşer. Böyle gözlere emetrop gözler diyoruz. O zaman emetrop gözler sağlıklı olan, iyi ve net görmeyi sağlayan gözlerdir. Gözlerimiz çok önemlidir. Çünkü dış dünyaya açılan en önemli penceremizdir. Ki bu gözlerimizde eğer doğuştan ya da sonradan oluşan göz kusurları görülebilmektedir. Gözümüzde görülen en önemli göz kusurları ise miyop göz kusuru, hipermetrop göz kusuru, astimat göz kusuru, presbitlik göz kusuru ve renk körlüğü dediğimiz göz kusurlardır. Bu göz kusurlarının oluşum nedenini ve düzeltilmesini şimdi görebiliriz. Miyop göz kusuru ki uzağı görememe ve yakını görme göz kusurudur. Şimdi şeklimizde baktığımız zaman A şeklindeki bir göz küresi normal göze ait olan bir göz küresidir. Herhangi bir anormallik içermemektedir. B şeklindeki göz küresimize baktığımız zaman üstten ve alttan basıklaşmış Önden ve arkaya doğru ise hafif elips yapısı almıştır. Ki böyle bir göz cisme baktığı zaman cismin görüntüsü göz küresinin retinanın önüne düşmektedir. Retinanın önüne düştüğü için miyop göz kusurları uzağı göremezler. O zaman düzeltilmesi için bu göz kusurlarının ne yapılması gerekir? Daha uzağa görüntünün taşınabilmesi için kalın kenarlı merceklerden oluşan gözlüklerin kullanılması gerekir. O zaman miyop göz kusuru nedir? Kalın kenarlı merceklerden yapılmış gözlükler ile düzeltilebilir. Yani retinanın önüne düşen görüntü retina üzerine düşürülmesi sağlanabilir. Ama miyop göz kusurunun temel nedeni göz küresinin alttan ve üstten basık bir konumda ön ve arkaya doğru elips şeklini alması sonucunda oluşmaktadır. İkinci göz kusurumuz ise hipermetrop göz kusurudur. Hipermetrop göz kusuruna olan sahip olan insanlar uzağı çok iyi görebildikleri halde ne yapamazlar? Yakını göremezler. O zaman hipermetrop göz kusuru uzağı iyi görme, yakını görememe halidir. Bu göz kusurunda ise baktığımız zaman görüntünün durumu hipermetrop göz kusurunda oluşması. Örneğin baktığımız zaman hiper e, Hipermetrop göz kusurunda göz küresi ön ve arkadan basıklaşmıştır. Yani alt ve üste doğru göz küresi hafif yayvanlaşmıştır. Böyle bir gözde ise yakındaki bir cisme baktığında görüntü göz e, yapı küresinin içerisindeki retinanın arkasında bir bölgede görüntü oluşabilmektedir. O zaman bu göz kusuruna sahip olan bireyler yakındaki cisimleri ne yapamazlar? Net göremezler. O zaman retinanın arka bölümüne düşen görüntünün retinanın üzerine taşınabilmesi için ince kenarlı merceklerden oluşmuş gözlükler kullanılarak bu göz kusuru da düzeltile bilinmektedir. Ama hipermetrop göz kusuru nedeni temel olarak göz küresinin ön ve arkadan basıklaşarak alt ve üste doğru yayvanlaşmasıyla oluşan bir göz kusuru olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir diğer göz kusurumuz ise astimat göz kusuru. Astimat göz kusuru gözümüzdeki ışığın ilk girdiği tabaka olan kornea tabakasının pürüzlü bir yapı kazanması yani tam düz değil kıvrımlı bir yapı oluşturmasıyla burada ışığın farklı kırılımlar göstermesi ve ikinci olarak göz merceğinin yüzeyinin de pürüzlü olması sonucunda oluşan bir göz kusurudur. Ki astigmat göz kusurunda biz cisimleri bulanık görürüz, net göremez. Astigmat göz kusuru ise özel yapılmış silindir ya da silindirik merceklerden oluşan gözlükler ile düzeltilmesi sağlanabilmektedir. Bir diğer göz kusuru ise presbitlik dediğimiz göz kusurudur. Presbitlik göz kusuru da yakını görememedir. Ama presbitlik yaşlılığa bağlı olarak gelişen bir göz kusurudur ki özellikle 45 yaşından sonraki olan insanlarda oluşabilmektedir. Oluşum nedeni ise göz kasları, göz merceğinin incelip kalınlaşmasını düzgün olarak yapamadığı için bu presbitlik göz kusuru olan insanlar yakını göremez. Yakını görebilmesi için de ince kenarlı merceklerden oluşan gözlükleri kullanmaları gerekir. Genellikle bu gözlüklere okuma gözlüğü de denir. Bir diğer göz kusuru ise renk körlüğüdür, yani kırmızıyı yeşil görme ya da yeşili kırmızı görme dediğimiz göz kusurudur. Ki bu göz kusuru renk körlüğü birisi cinsiyete bağlı olarak oluşabilmektedir ya da normal olarak vücut gen e, kromozomlarımız üzerinde taşınan genler ile de normal renk körlüğü olabilmektedir. Cinsiyete bağlı olan renk körlüğü geni X kromozomları üzerinde taşınır ve çekinik genlerdir. Ki renk körü olan eğer cinsiyete bağlı kromozomlar üzerinde taşınan genlerle oluşturulan renk körlerinde annenin ya da babanın renk körü olması çocuklara farklı yansır. Örneğin renk körü olan bir baba sağlıklı bir anne ile evlendiği zaman çocukların hiçbirisi renk körü olmaz. Ama şayet anne renk körü ise dünyaya gelecek olan bütün erkek çocukları renk körü olacaktır. Kızlar ise renk körü olmayacaklardır. O zaman erkek çocuklar renk körü bozukluğu genini annelerinden alırlar. Evet böylece gözümüzü ve göz kusurlarını öğrenmiş olduk. İkinci bir duyu organımız yani çevremiz ile bizim aramızda bilgi akışını sağlayan organ olarak kulak ve işitme denge organımızdır. Kulak ses titreşimlerine karşı duyarlı olan reseptörlere sahip organımızdır. Bu organa işitme organı diyoruz. İşitme organı olan kulak aynı zamanda vücudumuzun dengede kalmasını sağlayan organdır. O nedenle kulak oldukça önemlidir. Ki eğer denge kuramadığı zaman, dengeyi sağlayamadığı zaman vücudumuzun bulunduğumuz zemin üzerinde dik olarak durması sağlanamaz. Kulağımızın yapısına baktığımızda kulağımız 3 ana bölümden oluşur ki bu bölümlerde dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç ana bölüm vardır. Dış kulağımızda iki kısım görülüyor. Kulak kepçesi ve kulak yolu. Kulak kepçesi ki çevreden gelen ses titreşimlerini yoğunlaştırarak kulak yoluna göndermeye sağlar. Kulak yolu ise kulak kepçesi ile dış çevreden toplanan titreşimleri ne yapacaktır? Orta kulağa taşınmasını sağlayan kulak kısmıdır. Orta kulak ile dış kulak arasında kulak zarı dediğimiz bir zar bulunmaktadır. Bu kulak zarı ile iç kulak arasında kalan kulak bölümüne ise orta kulak diyoruz. Orta kulağın yapısına baktığımızda orta kulakta üç tane önemli kemik var. Ama bu kemikler İskelet sisteminden sayılmazlar ve iskelet sistemini oluşturan kemiklere dahil edilmezler. Ki orta kulakta yer alan bu üç kemik yani çekiç, örs ve özengi kemiklerinin görevi dış kulaktan gelen ses titreşimlerini biraz daha kuvvetlendirerek iç kulağın oval pencere zarına taşınmasını sağlamak. İç kulağımızın yapısına baktığımız zaman iç kulakta ise iki ana bölüm var. Bir kemik dolambaçlar dediğimiz kemikten oluşmuş dolambaçların bulunduğu bölüm. İkincisi ise bunun içerisinde yer alan zar dolambaçlardır. Kemik dolambaçların içerisinde üç ana bölüm var. Bunlardan birisi dalız dediğimiz kısımdır ki burada oval pencerenin hemen önündeki boşluk olan kısımdır. Ve dalızın hemen üst ve ona bağlı olan kısmında yarım daire kanalları yer alır. 3 yarım daire kanalı bulunur. Ve bu yarım daire kanallarının kendi üzerlerinde, kendi eksenleri etrafında iki buçuk defa kıvrılmaları sonucunda oluşmuş olan salyangoz dediğimiz yapı iç kulakta bulunur. Şimdi dalız dediğimiz yapıda üç önemli boşluk kısmı bulunmaktadır. Bunlardan birisi tulumcuk, diğer ikincisi kesecik ve ampul dediğimiz odacıklar kısmından dalız dediğimiz yapı oluşur. Ve dalıza açılan yarım daire kanalları ise titrek tüylerle kaplıdır. Ve bu titrek tüylerin üzerinde kalsiyum karbonat kristallerinden oluşmuş otolit denen kulak taşları bulunur. Kulak taşları ki vücudun dengede kalmasını sağlayan, dengenin kurulmasını sağlayan en önemli yapıdır. Zar dolambaçlar ise iç kulağın yapısında yer alan zar dolambaçlar 3 tanedir. Bunlardan birisi vestibular kanal ki oval pencereye açılır. Diğeri ise kohlear kanal ki timpanik ve vestibular kanalların arasında yer alır. Timpanik kanallar ise yuvarlak pencereye açılan yarım daire kanallardır. Bu kanalların içerisinden vestibular kanal oval pencereye bağlı olan kanaldır. Timpanik kanal ise yuvarlak pencereye bağlı olan alttaki kanaldır. Bu iki kanalın içerisinde özel bir sıvı olan perilenf sıvısı ile doludur. Vestibular kanal ve timpanik kanal arasında ise kohlear kanal yer alır. Bu kanalın içerisinde özel bir sıvı ile doludur. Kohlear kanalın içerisindeki özel sıvıya endolenf sıvısı denir. İşte bu üç kanal yani vestibular kanal, timpanik kanal ve kohlear kanal kendi eksenleri etrafında iki buçuk defa kıvrılarak salyangoz dediğimiz yapıyı oluşturur. Ki esas işitme olayı kulakta korti organı dediğimiz kohlear kanal içerisinde bulunan yapıda gerçekleşir. Korti organı dediğimiz kulak kısmı otik sinirlerce zengin olan kulağın bölümüdür. Burada ses titreşimlerini algılayabilen reseptörlerin oluşturduğu impulslar otik sinirler ile yani işitme sinirleri ile alınarak beynimizdeki işitme merkezine götürülür ve değerlendirilerek işitme olayı sağlanır. Kulağımız ise saniyede 20 ve 20 bin arasında titreşimleri ne yapabilecektir? Algılayabilecek hassasiyete sahiptir. 20 binden fazla olan saniyedeki titreşim sayısı, 20 binden fazla olan frekanstaki sesleri duymamız mümkün değildir. Yine 20'den küçük olan saniyedeki titreşim sayısı 20'den küçük ise o titreşimleri de duyma şansımız yoktur. Evet bir diğer duyu organımız ve o duyuların algılanmasını sağlayan organımıza baktığımız zaman burun Burun koku alma organımızdır. Burun solunum sisteminin dışarıya açılan açıklığı olduğu gibi aynı zamanda koku almamızı sağlayan koku alma organıdır. Burunun yapısına baktığımızda burun içerisinde yoğun miktarda burun kılları dediğimiz kıllar ile sümük salgısı dediğimiz yoğun miktarda sümük salgısı ya da mukus salgısı yer almaktadır. Burunun yapısında temel bir sapan kemiği bulunmaktadır. Yine burunun uç kısmında ise kıkırdak olan bir bölümü vardır. Burundaki kıllar ve sümük denilen mukus salgısı ki solunum havasını solunum havası dediğimiz sağlıklı havaya getirebilecek görevlerin yerine getirir. Örneğin Burun kılları süzgeç görevini, yani havadaki toz zerreciklerin tutulması görevini yerine getirir. Sümük salgısı ise havanın nemlendirilmesini, ısıtılmasını sağlar. Öz, örneğin soğuk olan mevsimlerde ya da soğuk zamanlarda soğuk havanın direkt olarak akciğerlerimize gitmesini engeller. Direkt olarak akciğerlere gidecek olan nemlendirilmemiş soğuk bir hava akciğerlerimizin sağlığını olumsuz yönde etkiler. O zaman burundaki kıllar ve sümük salgısı bu işi yapmaktadır. O zaman vücudumuza girecek olan mikropların en çok yoğunlaştığı bölgelerden birisi Burun açıklığıdır. Çünkü burun kılları havadaki bütün toz zerreciklerini ve onlarla birlikte olan mikropları süzmektedir. O halde burun karıştırılması sağlıklı bir olay değildir. Burun boşluğunun üst tarafında, burumuzun iç yapısında üst tarafta koku alma reseptörleri yoğunlaşmıştır. Bu bölgeye sarı bölge adı verilir. Sarı bölgedeki koku reseptörleri denilen reseptörler aslında nöron hücrelerinin dendrit uzantılarının genişlemesiyle oluşmuş olan çomak şeklindeki yapılardır. İşte bu yapılar ki mukus salgısında çözünebilen gaz halindeki maddelerin algılanması yani onların oluşturabileceği uyarılarda hassasiyet gösterebilen yapılardır. Koku algılama, koku verebilen maddelerin kemoreseptörlerde oluşturdukları uyartılar koklama sinirleriyle koklama merkezlerine taşınırlar. Ve koklama merkezlerinde değerlendirilme sonucunda biz o gaz halindeki maddenin kokusunu algılamış oluruz. Bir maddenin kokusu sürekli algılanırsa bu kemoreseptörler yorulur ki bu duruma koku yorulması diyoruz. Örneğin ki doğal hayatta tuvalete ilk girdiğimiz zaman tuvaletin kokusu bize çok değişik gelebilir. Ama birkaç dakika sonrasında tuvaletin kokusu hiç bizi rahatsız etmez. O zaman böylece kokuyor olması bizi rahatsız edecek kokulara karşı koruyan bir önlem olarak da ne yapılabilir değerlendirilebilir. Bir diğer duyu organımız ise dil ve dilin yaptığı görev ise tat almamızı sağlayan organdır. Dil konuşmayı sağladığı gibi sindirim olayında Besinlerin lokma haline getirilmiş olan şekillerinin ağız boşluğundan yemek borusuna doğru gönderilmesini sağladığı gibi aldığımız besinlerin ne yapılmasını sağlar? Tatlarının algılanmasını sağlar. Dilimiz çizgili kaslardan oluşmuş bir duyu organımızdır ve dilimizin üzeri epitel doku ile örtülüdür. Dil kaslarının arasında ise yağ dokusu bulunabilmektedir. Dilin en üst tabakası ise mukoza tabakasıdır. Mukoza tabakası sürekli olarak dilimizde değiştirilmektedir. Çünkü aldığımız yiyeceklerin ısılarının farklı olması sonucunda buradaki hücreler zamanla ölmekte ve ölen hücreler atılırken yerlerine yenileri oluşturulmaktadır. Ki dil Aynı zamanda tüklük salgısında çözünebilen besinlerin tadının algılanmasına yarayan papilla dediğimiz tat alma tomurcuklarına sahiptir. Papilla dediğimiz tat alma tomurcuklarında kemoreseptörler bulunur ki kemoreseptörler sürekli olarak yenilenir biraz önce söylediğimiz gibi mukoza tabakasının sürekli yenilenmesi esnasında bu papilla denilen tat alma tomurcukları dediğimiz kemoreseptörlerin bulunduğu yapılarda sürekli olarak yenilenir. Dilimizdeki papillalar yani kemoreseptörler üç farklı yapıda oluşabilmektedirler. İpliksi yapıdaki papillalar, çanaksı yapıdaki papillalar ve Mantarsı yapıdaki papillalar olmak üzere üç çeşit papilla dil yapısında bulunur. Papillalar farklı tatları algılayabilirler ve dilimizin bütün yüzeyine dağılmış olarak bulunurlar. Ama dilimizin üzerinde belli bölgelerde belli tatları algılayan papillalar daha yoğun olarak bulunur. Örneğin dilimizin uç kısmında tatlı tadını algılayan papillalar diğerlerine göre daha yoğun olarak bulunmaktadır. Dilimizin en arka kısmında ortaya doğru olan bölümünde ise acı duyusunu algılayan papillalar daha yoğunlukta bulunmaktadır. Aslında acı duyusunu algılayan papilla dilimizin bütün yüzeyinde var ama en yoğun olarak dilin arka orta kısmında toplanmış olarak bulunur. Tuzlu tadını algılayan papillalar ise dilimizin uç yan kısımlarına yani uca yakın olan yan bölümlerinde daha yoğunlaşmış olarak bulunur. Ekşi duyusunu algılayacak papillalar ise dilimizin arka yan taraflarında daha yoğunlaşmış olarak yer alırlar. Ağıza alınan maddeler çözülmüş veya çözülebilen tat verici maddeler ancak papilla dediğimiz tat tomurcuklarında ki reseptörleri uyarırlar. Ve bu reseptörlerde oluşan uyarılar ki sinirler yoluyla beynimize taşınırlar. Beyinde değerlendirildikten sonra biz o maddenin tadını algılayabiliriz. O zaman tat duyusunun oluşabilmesi için önce maddenin bir sıvıda ya da tüklük salgısında çözünmüş ya da çözünebilen bir madde olması özelliğini taşıması gerekir. Bazı insanlar bazı maddelerin tadını alamazlar ki bu duruma tat körlüğü diyoruz. Örneğin tuzlu ya da tuzsuz olması tadını bazı insanlar algılayamaz. Siz onlara tuzlu içecekler de verseniz suyu örneğin tuzlu suyu normal su gibi içer. Tuzsuz da verseniz normal su gibi içer. O zaman tuz tadını algılayamayan insan için deniz suyunu verirsek o tuzlu olduğunu algılayamayacak. Ki bu da onun için bir tehlikeli durum ortaya çıkacak. Çünkü 2 litre veya 3 litre deniz suyu içtiğimiz zaman ki öle biliyorduk. Nereden? su kaybından boşaltım sisteminde o içtiğimiz su ile giren tuzu atabilmek için çok fazla su gerekli idi ki o da vücudumuzdan su kaybına neden olmakta idi. O zaman tat körlüğü yaşamı biraz daha ne yapmaktadır? Zorlaştırabilmektedir. bilmektedir. Tat körlüğü olan bir insanın tuzlu su içmesi onun için ne oluşturabiliyor? Risk faktörü oluşturabiliyor. <laughs> En son olan duyu organımız ise deridir. Derimiz mekanik duyuları algılayan duyu organıdır. Ama deri aynı zamanda vücut örtümüzdür. Deri vücudumuzdaki diğer organların üzerine örterek çevresel faktörlerden onu koruyabilmektedir. Aynı zamanda mikropların üçüncü giriş yolu olan deridir. Deri bütünlüğü mikropların vücudumuza girişini ne yapacaklardır? Engelleyeceklerdir. O zaman derinin sağlıklı olması bizim için önemli bir olaydır. Derinin içerisinde bulunan reseptörler ki derinin duyu organı olarak görev yapmasına neden olur. Derideki reseptörlerin hemen hemen hepsi alt deri dediğimiz kısımda yer alır. Bu reseptörlere mekanoreseptörler denir. Bu reseptörlerin yanında ısı farklılığını da algılayabilen reseptörler bulunmaktadır. Bu reseptörlere ise termoreseptörler adı verilir. Şimdi alt deride yerleşmiş olan bu reseptörlerin algıladıkları duyulara göre özel isimleri vardır. Bunlardan Pacini cisimci dediğimiz reseptörler Basınç duyusunu algılayabilen reseptörlerdir. Bunun yer altında ise Meissner cisimci ya da Merkel diskleri dediğimiz reseptörler ise mekanoreseptörler ise dokunma duyusunu yani dokunduğumuz cismin yüzeyinin efendim düzgün ya da pürüzlü olduğunu algılamamızı sağlayan mekanoreseptörlerdir. Raffini cisimci ve Krauss cisimci dediğimiz mekanoreseptörler ise soğuk ve sıcaklığı algılamamızı sağlayan termoreseptörlerdir. Yine bunların dışında kıl köklerinde bulunan reseptörler ise çevredeki gelen etkilere göre kıl hareketini düzenleyen reseptörlerdir. Bunun dışında derimizde serbest sinir uçlarından oluşan Almaç dediğimiz yapılar var. Bu almaçlar ki ağrı duyusunu algılamamızı sağlarlar. Evet, deri yolu olmasaydı bir cisme bakarak ne yapamazdık? Onun ya da sıcak, soğuk olmasını algılama şansımız yoktu. O zaman deride önemli olan bir duyu organımız. Deri sağlığına baktığımız zaman derimizin sağlıklı olabilmesi için öncelikle bütünlüğünün korunması gerekiyor. Yani herhangi bir nedenle, herhangi bir cisimle parçalanmamış olması gerekiyor. Çünkü parçalandığı zaman bizim için risk faktörü oluşturur. Deri yolundan vücudumuza mikroplar ne yapabilir? Giriş yapabilir. Zaten insan vücuduna mikropların girişi üç ana yoldan gerçekleşebilmektedir. Bunlardan birisi deri yolu, ikincisi solunum yolu, üçüncüsü ise besin yolu ile sindirim yolu ile girebilmektedir. O zaman derinin sağlıklı olması en azından mikroplardan mikropların girebileceği yollardan birinin kapalı olması ne yapacaktır, sağlayacaktır. O zaman derimizin sağlıklı olabilmesi için derinin özellikle temiz tutulması gerekir ve bütünlüğünün korunmasına dikkat edilmesi gerekir. Bütünlüğünün korunabilmesi için işte kesici araçlarla veya iş hayatında kullandığımız makinaları kullanırken çok daha dikkat etmemiz gerekir şimdi de duyu organlarımızla ilgili e, bil dershanelerinin soru bankalarından alınmış sorularımızı çözebiliriz Bu sorulardan birisi gözle ilgili olarak bir göz merceği yasılaşma özelliğine sahip değildir 2 iriste göze rengini veren pigmentler vardır 3 sert tabaka ön kısımda tümsekleşir İfadelerinden hangileri doğrudur? Baktığımız zaman birinci ifade göz merceği yaslaşma özelliğine sahip değildir diye verilmiş. Halbuki göz merceğimiz yaslaşma özelliğine sahiptir. O zaman birinci ifade yanlıştır. İkinci ifademize bakalım. İriste göze rengini veren pigmentler vardır. Doğru. Renk verici pigmentler iriste bulunur. 3 sert tabaka ön kısımda tümsekleşir, incelir, rengi açılır ve kornea tabakasını oluşturuyordu. O zaman doğru olan ifadeler ikinci ve üçüncü ifadelerdir. O zaman sorumuzun doğru cevabı D seçeneğinde verilmiştir. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki yapılardan hangisi İç kulağın elemanlarından biri değildir. A, tulumcuk, B, korti organı, C, kesecik, D, kulak yolu, E, yarım daire kanalları. Tulumcuk iç kulakta bulunan dalızda yer alan bölümlerden birisiydi. Korti organı yine iç kulakta bulunan, işitmeyi sağlayan kısımdı yapıydı. Yine kesecik tulumcukla beraber bulunan iç kulaktaki ikinci boşluk idi. Ve yarım daire kanalları ise yine iç kulakta kendi eksenlerinde kıvrılarak salyangozu oluşturan yapılar idi. O zaman ki kulak yolu iç kulakta bulunmayan ancak dış kulakta bulunan bir kısımdır. O zaman sorumuzun doğru seçeneği D seçeneğidir. Bir başka sorumuz ise Aşağıdakilerden hangisi deride bulunarak ağrı duyusunu algılayan yapıdır? A. Pacini cisimci, B. Mesner cisimci, D. Serbest sinir uçları, D. Kraus cisimci, E. Raffini cisimci. Şimdi baktığımız zaman Pacini cisimci basınç duyusunu alıyordu. Meissner cisimciyi dokunma duyusunu algılıyordu. Krauss cisimbi ve Raffini cisimcikleri ise sıcaklık, soğukluk duyusunu algılıyorlar idi. Serbest sinir uçları ise oluşturdukları almaçlar ile ağrı duyusunu algılayan yapılar idi. O zaman sorumuzun doğru seçeneği C seçeneğidir. Bir başka soru, Burun ve dilde bulunan reseptör çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Fotoreseptör B. Kemoreseptör C. Mekanoreseptör D. Propior reseptör E. Termoreseptör Burun koklama duyu organı idi. Dil tat alma duyu organı idi. Burunda sümük salgısında çözünebilen gaz halindeki maddeler uyarı oluşturabiliyordu ya da burun tarafından algılanabiliyordu. Ki gaz halindeki maddeler kimyasal maddeler gidip Yine dilde tükürük salgısında ya da diğer sıvılarda çözünebilen maddelerin tadı algılanabiliyordu kimyasal maddelerin. O zaman bunları algılayan reseptörler nedir? Kemo reseptörlerdir. O zaman sorumuzun doğru seçeneği B seçeneğidir. Bir başka soru insanlarda dengenin sağlanmasında urtikulus yani tulumcuk ve sakkulusla yani kesecik ile beraber görev yapan aşağıdakilerden hangisidir? Ki A kohlea, B otolit, C kornea, D papilla e retina. Kohlear kanal içerisinde bulunan kalsiyum karbonat kristallerinden oluşmuş otolit denilen yapı dengeyi sağlamamızı sağlıyor idi. O zaman sorumuzun doğru seçeneği B seçeneğidir. Bir başka sorumuz. bir Göz yuvarlağının optik eksen doğrultusunda daralması. 2 göz merceği esnekliğinin azalması. 3. Göz yuvarlağının optik eksen doğrultusunda uzaması. 4. Göz merceği yüzeyinin pürüzlenmesi. Ve 5. Konu reseptörlerin eksikliği. Soru köküne baktığımızda presbitlik göz kusuru yukarıdaki nedenlerin hangisi veya hangilerinden kaynaklanır? Presbiyopi göz kusuru yaşlılığa bağlı olarak yakını görememe göz kusuruydu. Ve yaşlılık olduğu zaman göz merceğinin esnekliğinin azalması yani göz merceği kasları ki görevini yapamadıkları zaman esneklik gösterememektedir. O zaman sorumuzun doğru seçeneği B seçeneğidir. Yani göz merceğinin esnekliğinin azalması presbitlik göz kusuruna neden olur. Bir başka soru ise koku alma duyusu için. Bir, koku reseptör hücreleri çabuk yorulmaz. İki, kokular burunda farklı sürelerde değerlendirilir. 3- mukusta eriyebilen moleküller koku reseptörlerince algılanabilir yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmaktadır. Şimdi yargılara geri dönecek olursak bir koku reseptör hücreleri çabuk yorulmaz diye verilmiş. Halbuki ise koku reseptörleri çok çabuk yorulurlar ki bizim çevredeki istenmeyen kokulardan rahatsız olmamız korunması sağlanabiliyordu. İkinci ifadeye baktığımız zaman Kokular burunda farklı sürelerde değerlendirilir. Evet, maddelerin, gaz halindeki maddelerin sümük salgısında çözünmeleri farklı sürelerde gerçekleştiği için kokuların algılanması da farklı sürelerde gerçekleşecektir. Doğru bir ifade. Üçüncü ifadeye baktığımız zaman mukusta eriyebilen moleküller koku reseptörlerince algılanabilirler. Bu da doğru. Eğer mukusta ...erime özelliğine sahip değilse... ...o maddeleri ne yapamıyordu? Kemoreseptörler... ...algılayamıyor idi. O zaman sorumuzun... ...doğru cevabı... ...D seçeneğinde verilmiştir. Bir başka sorumuz... ...yine ifadeler var. Bir, derinin... ...dermal tabakasında bulunur. İki, en çok... ...el parmaklarının ucunda... ...ayada ve... ...ayakta bulunur... 3. Yapıları bağ dokusundan oluşur. 4. Sinir iplikçikleri de yapısına katılır. 5. Sertlik, yumuşaklık ve şekil algılanmasını sağlar. Sorumuza bakalım. Yukarıdaki özellikleri taşıyan reseptör hücre hangisidir? Evet. A. Kraus cisimciği, B. Ruffini cisimciği, C. Pacini cisimcikleri, D. Meissner cisimciği, E. Serbest sinir uçları. Baktığımız zaman Kraus cisimciği ve Ruffini cisimcikleri sıcaklık duyusunu algılamamızı sağlamaktadırlar. Pacini cisimciği ise ki basınç duyusunu algılayan mekana reseptörlerdir. Serbest sinir uçları ise ağrı duyusunu algılamayı sağlayan mekana reseptörler idi. Meissner cisimci ise ki dokunma duyusunu algılayan reseptörlerdir. Yukarıdaki ifadelerde dokunma duyusu ifade edildiğine göre sorumuzun doğru cevabı D seçeneğinde verilmiştir. Meissner cisimci yukarıdaki özellikleri taşıyan mekana reseptördür. Bir başka sorumuz timpanik kanal, iki korti organı, 3 vestibular kanal, 4 otolit taşları. Yukarıdakilerden hangisi kulakta bulunan fakat işitme ile ilgili olmayan bir yapıdır? Ki burada timpanik kanal iç kulakta bulunan işitmeyi sağlayan yarım daire kanallarından birisiydi. Yine korti organı işitmeyi sağlayan, yine buradaki titreşimleri algılayabilen reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu kısımdı. Vestibular kanalda yine iç kulakta bulunan kanallardan, işitmede görev alan kanallardan birisiydi. Ama otolit taşları ise kalsiyum kristallerinden yapılmış olan kulak taşlarıydı ve dengenin, vücudumuzun dengesinin kurulmasında görev alan yapı idi. O zaman otolit taşları nedir? İşitme görevinde görev almaz. O zaman sorumuzun doğru cevabı evet. D seçeneğidir. Bir başka soru aşağıda görme olayının gerçekleşmesi sırayla verilmiştir. Birinci ve ikinci kırılma olayları hangi numaralarla verilen yerde yerlerde gerçekleşir diye sorulmaktadır. Şimdi şeklimize baktığımız zaman bir numaralı yer saydam tabaka. Yani kornea tabaka. Göze ışığın ilk girdiği tabakadır. Ve burada saydam tabakada ki incelmiş olarak bulunur. İki numaralı yer göz bebeği ışığın girdiği yer. ışığın herhangi bir kırılmaya uğraması söz konusu değildir. Üç numaralı yer ise göz merceği. Evet ince kenarlı özellik taşıyan göz merceğinde göz küreye gelen ışınları ne yapıyordu? Belli bir kırılmayı gösteriyorlar idi. Diğer kısımlarda ise yani camsız cisim, retinada ve koni çomak hücrelerinde ışık herhangi bir kırılmaya uğramıyordu. O zaman göze giren ışık iki noktada kırılıyor. Bir nolu nokta olan kornea tabakası ya da saydam tabaka ve üç nolu tabaka olan göz merceği kısmında. O zaman sorumuzun doğru cevabı A seçeneğinde verilmiştir. Bir başka sorumuz bir eşik şiddetindeki ışınlar, 2 göz merceği, 3 göz bebeği, 4 koni ve çomak hücreler, 5 talamus, 6 beyin kabuğundaki merkez yani burada görme merkezi ve 7 optik sinir yani görme sinirleri. Ki soruya bakalım. Görme olayı meydana gelirken izlenen sıra aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bilgilerimize döndüğümüz zaman bir defa görmenin gerçekleşebilmesi için yani görme impulsunun başlayabilmesi için eşik şiddetindeki bir uyaranın yani ışığın gelmesi gerekir. İkinci sırada ise bu ışığın göz bebeğinden geçmesi gerekir. Üçüncü sırada göz bebeğinden geçen ışınlar göz merceğine ne yapacaklardır? Evet. Geleceklerdir. Göz merceğinden geçen ışınlar ise göz küresinin içerisindeki koni ve çomak hücrelerinde impulsları başlatacaktır. Ve oluşan impulslar ise optik sinirlerle göz küresinden alınacak. Nereye götürülecek? Beyindeki talamus bölgesine, orta beyinde yer alan talamus bölgesine getirecek. Talamus bölgesinden sonra ise en son aşamada beynin kabuk bölgesinde yer alan görme merkezine götürülerek değerlendirilecek ve görme olayı gerçekleşecek. O zaman baktığımız zaman bu sıralama B seçeneğinde görülmektedir. Evet, o zaman sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bir başka sorumuza bakalım. Gonozomlarla iletilen göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir? A) Hipermetrop B) Miyop C) Presbiyop D) Astigmatizm E) Renk körlüğü. Biliyoruz ki gonozomlar Cinsiyet kromozomları idi. Cinsiyet kromozomlarının üzerinde ise renk körlüğü genleri taşınıyordu ve cinsiyete bağlı renk körlüğünü oluşturan genler çekinik genler idi. O zaman sorumuzun doğru cevabı E seçeneğinde verilmiştir. Bir başka sorumuz aşağıdakilerden hangisi burunda bulunan Mukus salgısı ile ilgili doğru bir bilgi değildir. A) Burun boşluğunu kaplar. B) Burun boşluğunu ve kılları nemli tutar. C) Burundan alınan havanın nemlendirilmesi, temizlenmesi sağlanır. D) Koku reseptörlerini uyaran maddeler sadece mukus içerisinde erirler. E) mukus koku reseptörleri tarafından üretilir şeklinde verilmiştir. Bu bilgilerden baktığımız zaman A seçeneğindeki burun boşluğunu kaplar doğrudur. B seçeneğinde burun boşluğunu ve kılları nemli tutar mukus salgısı doğrudur. C seçeneğinde burundan alınan havanın nemlendirilmesi ve temizlenmesini yine mukus salgısı sağlar doğrudur. D seçeneğinde koku reseptörlerini uyaran maddeler sadece mukus içerisinde erirler. Doğrudur. E seçeneğinde mukus koku reseptörleri tarafından üretilir diyor. Reseptörler tarafından mukus salgısı üretilmez. Burun içerisini kaplayan epitel doku hücreleri arasındaki mukus salgısı salgılayan goblet hücrelerince üretilen sümüksüz salgıdır. Ya da sümük kanalları dediğimiz kanallardaki epitel hücrelerince salgılanan salgılardır. O zaman sorumuzun doğru seçeneği evet. E seçeneğidir. Bir başka sorumuz insanın işitme duyusunu oluşturan bir kulak kepçesi, iki kulak yolu, 3. kulak kebikleri yapılarından hangileri dış kulak bölümünde yer alır diye sorulmaktadır. Şimdi kulak kepçesi dış kulakta bulunan ve ses titreşimlerini toplamaya, yoğunlaştırmaya yarayan kulak bölümüydü. Evet, dış kulakta bulunur. Kulak yolu ise dış kulak, kulak kepçesini orta kulağa bağlayan kanal idi ya da boru şeklindeki yapıydı. Kulak kemikleri ise orta kulakta bulunuyordu. Yani çekiç, örs ve özengi kemikleri orta kulakta bulunan yapılardı. O zaman dış kulakta bulunan yapılar kulak kepçesi ve kulak yoludur. Sorumuzun doğru seçeneği B seçeneğinde verilmiştir. Bir başka soru aşağıdaki eşlemelerden hangisi yanlıştır? A. Patjeni cisimcikleri basınç duyusunu alır. B. Rafini cisimleri sıcaklık hissini ayırt eden mekanik reseptörlerdir. C. Meysler cisimcikleri dokunma duyusunu algılar. D. Serbest sinir uçları ağrı duyusunu algılar. Merkel diskleri sıcaklık hissini ayırt eden diye verilmiştir. Şimdi baktığımız zaman yukarıda B seçeneğinde sıcaklık hissini ayırt eden mekanik reseptör rafini cisimci doğru bir ifadedir. E seçeneğinde ise merkel diskleri sıcaklık hissini ayırt eder diye verilmiştir. O zaman E seçeneği yanlış bir seçenektir. O zaman sorumuzun doğru seçeneği E seçeneğidir. Çünkü Merkel diskleri dokunma duyusunu algılayan mekanoreseptörlerdir. Bir başka sorumuz 1. Eşik şiddetindeki uyarılar. 2. Çeşitli şekillerdeki enerjinin aktif enerjiye dönüştürülmesi. 3. Reseptörler tarafından uyarının alınması. 4. Beyinde cevap oluşması. Beş, sinirler. Bir duyunun oluşumu sırasında aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki sıra izlenir? Tekrar bilgilere baktığımız zaman bir defa uyaranın bir impuls oluşturabilmesi için nöron hücrelerinde bir eşik şiddetinde uyaran olması gerekiyor. İlk adım bu. Yine bu uyaranın reseptör hücreleri tarafından alınması, algılanabilmesi gerekiyor. Üçüncü adımda alınan bu uyarılar sinir hücrelerindeki impulslar ile taşınması gerekiyor. Üçüncü sırada sinirlerin bulunması gerekiyor. Dördüncü sırada ise çeşitli şekillerdeki uyaranların aktif enerjiye dönüştürülmesi yani değerlendirilmesi için taşınması gerekiyor. Ve en son bu değerlendirmenin sonucunda merkezlerce ne yapılması gerekiyor? Emire dönüştürülmüş olması gerekiyor. O zaman bu sıralamaya baktığımız zaman sorumuzun doğru cevabı E seçeneğinde verilmiş olmaktadır. Bir başka sorumuz aşağıdakilerden hangisi insanın görme duyusu yapısında bulunmaz? Yani gözümüzün yapısında yer almaz diye soruluyor. A, A tabaka, B, iris, C, kornea, D, retina, E, kohlea. Ki baktığımızda A tabaka gözümüzün yapısında bulunur. Iris gözümüzün yapısında bulunur. Kornea gözümüzün yapısında bulunur. Retina tabakası gözümüzün yapısında bulunan tabakadır. Halbuki kohlea ise iç kulağımızın yapısında bulunan bölümdür. O zaman sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bir başka sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi orta kulağa ait olmayan bir yapıdır? A) Çekiç kemiği, B) Timpanik kanal, C) Örs kemiği, D) Östaki borusu, E) Üzengi kemiği. Çekiç kemiği Örs kemiği ve üzengi kemikleri ortak kulakta bulunan yapılar idi. Östaki borusu ise ortak kulağın ağız boşluğuna yutağa açılan açıklığıydı. Östaki borusu ile kulak zarının dış ve iç basıncı dengelenmesini sağlayan açıklıktır. O zaman orta kulakta orta kulağa ait olmayan yapı timpanik kanaldır. Timpanik kanal iç kulak yapısında bulunan bir bölümdür. O zaman bir başka sorumuza geçelim. Deride yer alan bir raffini cisimci, iki patini cisimci, üç meisner cisimci gibi yapılardan hangisi özellikle dokunma algısına karşı duyarlılık gösterir? Raffini cisimci sıcaklık-soğukluk duyusunu algılayan bir mekanoreseptör idi. Patçini cisimci basınç uyarısını algılayan mekanoreseptör idi. O zaman sorumuzun doğru cevabı ki Meissner cisimci yani C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Bir başka sorumuz silindirik mercek ile düzeltilme. Korneadaki pürüzlenme sonucu oluşma özelliklerini gösteren hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyop B) Renk körlüğü C) Astigmatizm D) Gece körlüğü E) Hipermetrop Şimdi baktığımız zaman silindirik mercekle düzeltilme efendim astigmat göz kusuruydu. Yani göz hastalığı olarak algılarsak astigmatizm silindirik mercekle düzeltiliyordu ve yine korneadaki bir pürüzlenme sonucu oluşabilen göz kusuru ya da göz hastalığıydı. O zaman sorumuzun doğru cevabı C seçeneğinde verilmiştir. Bir başka sorumuz ise dilimizde acıya duyarlı tat tomurcuklarının bulunduğu bölge hangi şekilde doğru verilmiştir? İşte sırayla 1 2 3 4 tane dil şekli var ve bu dil şekillerinin her birinin üzerinde belgi belli bölgeler işaretlenmiştir. Buna göre tat alma, acıya duyarlı, tat alma tomurcukları dilimizin arka bölümünde ortak kısımlarda yer alır. Ayrıca ki acı tadını alma uyarısına karşı hassas olan reseptörlerin bir kısmı damağımızın arka kısmında da bulunur. Burada o zaman sorumuzun doğru seçeneği dört numaralı şekilde verilmiştir. O zaman cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar bugün de dünyaya açılan pencerelerimizi öğrenmiş olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.